Değerli arkadaşlar, Radyo Televizyon Üst Kurulu 1994 yılında kurulma çalışmaları başladığında Ankara'da bir gazeteci olarak Türkiye'nin daha güzel, daha demokratik bir ortama doğru evrileceğini, henüz yasal zemini oluşturulmayan özel radyo ve televizyonculuk kavramının Türkiye'nin çıkarları konusunda daha dikkatli davranacağını düşünmüştük. Ne yazık ki bunda büyük bir yanılgı içine düştüğümüzü çok geçmeden anladık. Çünkü iktidarın sopası haline dönüşmeye hemen başlamıştı. Ve 2011 yılında anayasal bir kurum olarak yeniden oluşturulurken ne yazık ki bu sopa büyük bir tehdit mekanizmasına dönüştü. Radyo Televizyon Üst Kurulu burada bütçe almayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden pay almayı hak etmeyen bir kurum. Denetleme ve özgürlük alanlarını geliştirme yerine daraltma, bir savcılık kurumu gibi davranma, polis teşkilatı gibi davranma, yaşam alanlarına müdahale etme, özgürlük alanlarını daraltma ve bu daralan alanlar üzerinden kendine paye çıkartma kurumu şeklinde bir gidiş içinde. Dünyada nasıl? Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde yayıncılığın en büyük yapıldığı ülke, 3 kişilik bir komite, bunlar yok. Avrupa'da nasıl? Özgürlük alanlarının genişlemesi üzerinde bir çalışma var. Bizde niye böyle oluyor? Çünkü bizde lazım olan şey özgürlük alanı değil. Bizde lazım olan şey, kim iktidarı elinde tutuyorsa onun bir aparatı olsun isteniyor. Bu geçmişteki siyasi partiler tarafından da böyle yapıldı. Ama bundan sonra devam etmesi halinde toplumsal yapıya büyük zarar verecek. Bu sansür işletmesi kimlere ceza kesti? 5 tane kanala. Halk TV, KRT, Tele1, Fox TV. Ve bütün bu süreçler içerisinde Flash Haber ve bütün bu süreçler içerisinde toplumun vicdanını rahatlatacak hiçbir şey yok. Sabah programlarında çok arkadaşlarımızın rahatsız olduğu ahlaki deformasyon, ahlaki sorunlarla ilgili yayınlara en küçük bir şey yok. Yayınlar içerisindeki rezilliklere hiçbir şey yok. Ama 5 tane haber kanalına cezalar yağıyor. Bu bütçeden pay almasını istemiyorum. Neden istemiyorum? Zaten kendine yeter bir rakamı var. Kendine yetiyor. Buradan vereceğimiz parayı başka bir alana aktarsak, orada çok daha iyi, çok daha güçlü bir çalışma yapmış oluruz. 1 milyar 28 milyon lirayı önümüzdeki dönemde internet ve internet üzerinden televizyon yayını yapacaklarla sitelerden alacaklar. Bugünkü rakam bile, yani 1 milyar 82 milyon lira bile ellerinde kalacak. Yazık. Çocuklara, ilkokul çocuklarına kumanya diye verin. Buradan bu pay haramdır. Niye haramdır? Çünkü kamunun buradan pay alabileceği bir kamusal faaliyet içinde değildir. Arkadaşlarımızla ilgili olarak bu saray polisliği görevinin sona ermesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Şimdi bu saray polisliğinden çok hoşlanabilirsiniz. Ama inanın, gördüğüm şeyler gerçekleşirse önümüzdeki dönemde Türkiye için çok büyük felaketler var kapıda. Ve bu felaketleri sizin sopanızla durdurabilmek mümkün değil. Onun için özgürlükleri genişletin. Bu polislik görevini derhal terk edin. Ben kuruluşundan itibaren varım. Bana akıl satmak, benimle bu konularda yarışmak, bana hayır öyle değil demek isteyen arkadaşım varsa buradayım. Yayıncı olarak da varım, tanık olarak da varım. Ve Rütü'ye şunu söylemeyi bir görev sayarım. Dün Fethullah'ın emrine girmiştiniz. Bugün sarayın emrindesiniz. Milletin emrinde olun. Çünkü milletin sesi, halkın sesi, hakkın sesidir. Ondan başka hiçbir şeyi kabul etmeyin. Ötesine, özgürlük alanlarına böyle bir müdahaleye de sizin gücünüz yetmez. Olacak şey şudur. Ya milletin kurumu olun ya yok olun. Teşekkür ederim efendim.